Merhaba arkadaşlar, Elsin Dünyası'na hoş geldiniz. Ben bugün sizlere değişik bir şal modeli çalışması yaptım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Hem yapımı çok kolay, örmesi de çok zevkli ve değişik modellerde de kullanılıyor. Sizin de seveceğinizi tahmin ediyorum. Bunu ben sizinle paylaşmak istedim ve değişik modellerinin kullanış şeklini size göstermek istiyorum Elis kızımızın üzerinde. Ben size sonradan da yapım aşamalarını göstereceğim. Gayet kolay. Sadece üçlü trabzanla örneği şurada görüyorsunuz herhalde. Çok kolay yapım aşamaları ama çok da fantezi, çok da güzel değişik duruyor. Değişik modellerde de kullanabilirsiniz. Ben şimdi size Elis kızımızın üzerinde değişik kullanış şekillerini göstereceğim. Ben şimdi sizlere şalımın kendisini göstermek istiyorum. Sonradan kullanış şekillerini göstereceğim. Bakın, tamamıyla düz bir model, üçlü trabzan olarak ördüm. Görüyor musunuz? Sade 3 tane düğme takarak acayip değişik bir hava kattı ve değişik modellerde kullanılıyor. Ben size bunu şimdi böyle değişik modellerini göstermek istiyorum Elis kızımızın üzerinde. Bakın şimdi arkadaşlar bunu. Görüyor musunuz? Buradan böyle boyundan attırdım. Normalde yakası böyle düz geliyor. Ben bunu kıvırarak yaka şeklinde yaptım. Ve düğmelerimi de ilikledim. Bunu böyle önden kullanabilirsiniz. Bu ilk modelimiz. Değişik bir model. Böyle de çok güzel oluyor. Çok da havalı yani. Şimdi ben size ikinci modelimi göstermek istiyorum. İkinci modelimiz hiçbir değişiklik yapmadan demin bu düğmeler ortada duruyordu. Böyle ortada duruyordu. Şimdi yan tarafa getirdim. Yan tarafa getirdim. Bu köşesi buraya üçgen biçimde geldi. Bu da ayrı bir değişik bir hava kattı. Yakasını bu sefer demin dışarıdaydı. Şimdi içeri aldım. Görüyor musunuz? Buradaki yakasını bu sefer içeri aldım. Bu da ayrı değişik bir model. Çok da güzel. Çok da değişik duruyor. Benim çok hoşuma giderek ördüm. Böyle çeşitli şekillerde kullanılması da ekstra bir avantaj. Şimdi ben size başka bir modelini göstermek istiyorum. Arkadaşlar, şimdi bu da değişik bir modelimiz. Yine burası üçgen geliyor. Bu sefer düğmeleri bu tarafa getirdim. Demin bu taraftaydı düğmeler. Şimdi bu tarafa getirdim. Bu sefer böyle dönüldü yani. Demin buradan böyle dönülmüştü. Şimdi bu taraftan böyle döndürdüm. Görüyor musunuz? Buradan bağladım. Burayı yine dışarı yaptım. Yaka gibi. Bu da yine üçgen. Bu da değişik bir hava veriyor. İsterseniz bu yakayı deminki gibi içe de katlayabilirsiniz. O sizin kendi tercihiniz. Bu da çok güzel ve değişik bir hava veriyor. Bu ayrı bir model. Şimdi size bir ayrı model daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar, bu da değişik modelimiz. Bunu iki kat yaptım. Burası daha kısa oldu. Dar oldu daha doğrusu. Düğmeler yine bu tarafta. Bu sefer iki tane düğmeyi bağladım. Yakası böyle gözüküyor. İsterseniz bunları şununla, ilk başta bununla ve bununla bağlayabilirsiniz. Burası biraz daha sarkabilir. O sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Öyle de kullanılabiliyor. İlk bağlantıyı şu düğmeyle şu ikisini yapıyorlar böyle iki kat olduğu zaman. Burası biraz daha kaşkolün ucu gözükmüş oluyor. İsterseniz ucundan yapıp tamamıyla düzgün durup nasıl kullanmak isterseniz o tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi ben size bunun yapılış aşamalarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar, bu gayet basit. Örmesi dediğim gibi çok zevkli ve bu üçlü trabzon olarak yapılıyor. Onu ben size metresini söylemek istiyorum. Bu şimdi şu an iki kat. Görüyor musunuz? Size ben söylemek istiyorum ne kadar olduğunu. Yalnız bu 38 beden insan için. Siz benim verdiğim ölçülere bağlı kalmayın kesinlikle. Kendi bedeninize ölçerek veya önceki kaşkollerinize ölçerek ona göre yaparsanız tam olur. Yani benim verdiğim sayılarla bağlı kalmayın. Çünkü ipin kalınlığı tığınıza, örüş şeklinize ve bedene göre değişiyor. Bakın burası tam
24 santim eni. Şimdi boyunu hesaplarsak burası da 50, iki kat olduğu için tam 1 metre örmüşüm. Örüşü bu kadar yani. Boyu 1 metre. Eni tekrardan size göstereyim. Bakın. Tam 25 santim. Görüyor musunuz? Sadece ekstradan taktığım 3 tane düğme var. O düğmeleri kendiniz istediğinize göre takarsınız. Benim bunlar yalnız biraz büyük oldu. Deliklere göre biraz zor geçiyor. Gerçi sonradan alışır. Ama şu an biraz zor geçiyor. Siz düğmelerinizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ve düğmelerin içine de yine beyazla diktim. Kendi kumaşı, ipi beyaz olduğu için, model beyaz olduğu için beyazla diktim. Ben size bunun yapımını göstermek istiyorum. Bir de ördüğüm ipi söylemek istiyorum. Şimdi ördüğüm ip burada tekrardan ördüm. Görüyor musunuz? Bunu ben şimdi tekrarda uzun kaşkı olarak öreceğim. Yine aynı model, aynı iplerden sadece bej rengi yani krem rengiyle ördüm. Kırık beyaz diyorlar daha doğrusu. Bu iplerden ördüm. Bu ben Avrupa'da yaşadığım için ama Alman mağazasında gördüm ben bunu. Aksiyonda. Türk ipleri. 100 gramlık medium yazıyor. Türk ipi. 100 gramlık 238 metre. Bakın. Şurada da yazıyor zaten Made in Türkiye. Bakın. Burada da Türkiye üretimi olduğu yazıyor. Bilmiyorum görülüyor mu? Burada yazıyor. Bu iplerden iki kat ördüm yine. İki kat ördüğüm zaman daha çabuk daha bitiyor. Hem de tok duruyor. Ve 6 numara ip, tığla ördüm. Görüyor musunuz? Şimdi ben size bunun şeyini göstermek istiyorum. Burada sadece ilk başta siz yapmak istediğiniz ölçüde zincir çekersiniz. Bu benim mesela bundan ufak. Aradaki farkı görün. Bakın. Görüyor musunuz? Bir aşağı yukarı bir düğme kadar. Bir düğme boyu kadar fark var. Siz istediğiniz ölçüde sayılarını şu kafes kafes olanları, üçlü trabzonları arttırabilirsiniz. Bu mesela 4, 6, 8 tane. Bu kaç? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane bu. Dediğim gibi ördüğünüz şeye göre değişiyor. Bu alttan sadece zincir çekeceksiniz. Zincirin üzerine tekrardan 4'er tane çekip bu köşelerde 5 tane çekiyorum. Bu dönüşü hesaplamanız lazım. Sonradan sık iğne olarak batıyorum. Sonra burada yine 4 zincir çekiyorum. Önceki çekmiş olduğum zincire bağlantı yapıyorum. Tekrardan 4 zincir, bağlantı 4 zincir buradan bağlıyorum. Ta ki başa kadar geliyorum. Sonradan 3 zincir çekerek bunların içini dolduruyorum. Bakın, üçlü kafes olarak doldurdum. Ama şu başları dönerken bir tanesi öyle örersiniz. 3 tane daha doldurursunuz. Başlar 4 olur. O zaman daha güzel tok olur. Ben mesela buralarda 4'er tane yaptım. Daha güzel oldu. Bağlantı daha duruyor. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bu yanları uzman daha tok, daha güzel duruyor. İçleri 3'er kafes. Üçlü trabzon. Bu yanları 4'er yaptım. Ama siz üçlü de yapabilirsiniz. Sizin ipiniz de dediğim gibi örgünüze bağlı. Ona siz karar verebilirsiniz. İşte bunu üçlü yaptım. Ben size şimdi yapılışını göstermek istiyorum. İki kat yalnız. Görüyor musunuz? İki katlı. Şunları içine geçirmem lazım. Ben size önceden ön çalışmalar yapıyorum ki size yardımcı olabileyim, gösterebileyim diye değişik iplerden tekrardan yapıp göstermek istiyorum. Bakın şurayı zincir olarak düşünün. Zincirin üzerine böyle kafes kafes döndüm. Bu başı yaparken
4 zincir çekiyordum ya, 5 zincir çektim. Şu dönüşü de hesaplamam lazım ki büzmesin. Örnek büzer yoksa. 5 zincir çektim, bağlantı yaptım. Burada aralarda 4'er zincir çektim. Ta ki başa kadar geldim. Şimdi burada yine 5 zincir çekeceğim. Burada önceden çekmiş olduğum var. 1, 2, 3. Şimdi bakın 4, 5. Pardon, burada 3 çekeceğim. Özür dilerim. Bak, ben de karıştırdım. Şimdi üçlü trabzan yapacağım ya, o zaman 5 zincir çekmeme gerek yok. Sadece 5 zincir çekerken şu ufak ufak kafesleri yaparken çekeceksiniz. Sık iğneyle batıyorum. Görüyor musunuz? Sık iğneyle batırıyorum. Şimdi bunların içini dolduracağım. Bakın bir tane 3 zincir çektim. Üzerine alıyorum. Buradan batıyorum. 2 seferde çıkıyorum. 1. Aynı yere bir daha batıyorum. İkinciyi ördüm. Şimdi tekrardan tığımın üzerine alıyorum. Üçüncüyü. Şimdi de tekrardan üzerine alıyorum. Hiç arada zincir çekmeden öbür yapmış olduğum ufak kafesleri dolduruyorum. Sık iğne ile yapmış oldum. Görüyor musunuz? 2, 3. Böyle. Hiç arada zincir çekmeden. İple tığ kalın olduğu için zaten örnekte büzmüyor. Bakın 1, 2 ve 3. Bakın arada hiç zincir çekmeden. Şimdi tekrardan ben bunu başa kadar öreyim. Size o yaptığım ufak sık iğneyle kafesleri de göstereceğim. Görüyor musunuz? Şimdi 3-4 tane kaldı. Onu da yapayım. Hiç arada zincir çekmeden 3'er kafes dolduruyorum. Yani 1, 2. Örmesi de çok basit ve çok çabuk ürüyor. Yani hem kalıntı, kalın iple de ördüğüm için iki katla çok çabuk bitiyor yani. İsteseniz 1,5-2 güne bitirirsiniz yani. Zamanınız varsa otursanız. Bakın bu en son kafesimi de doldurayım. Size öteki sık iğneyi göstermek istiyorum. Evet. İsterseniz dediğim gibi ben oralarda 4 tane doldurdum. Dönüşlerde aynı şekilde. Şimdi burada 5 zincir çekeceğim. Bakın arkada. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şey yapmadan. İlk başlarda sadece buradan başlarsınız. İçine sokarsınız. Tamam mı? Zincirin üzerinden. Ama burada zincirin içine geçirmeye gerek yok. Şu kafeslerin arasına soktunuz mu yeter. Normal başlangıçta yapmış olduğumuz zincirin üzerine geçiyoruz. 3 zinciri sayarsınız. Burada 3 zinciri sayarsınız. 1, 2, 3. 4'üncüye batarsınız. 3 zinciri sayarsınız. 4'üncüye batarsınız. Burada da dediğim gibi 4'er zincir çekerek bunların arasına batıyorum. Eğer ilk başlangıç olsaydı şuradan zincirin içinden geçirecektim. Yani çok basit, çok kolay. Herkesin yapabileceği bir örnek. Ben genellikle öyle örnekleri, gösterişli, kullanışlı ve kolay örülen örnekleri seçiyorum. İnşallah sizlere yardımcı oluyorumdur. Eğer beğenirsiniz, yaparsanız sizler de herhalde severek giyersiniz. Benim çocuklar bunları ördüklerimi severek giyiyorlar. Bakın 4 tane zincir çekiyorum ve başa geliyor ama batıyorum. Yine 4 zincir. Çok basit. Bu zincirin özelliği şu aralarda böyle görüyor musunuz? Sıra sıra durmasını sağlıyor. Bu da değişik güzel bir hava veriyor yani. Katıyor. Yoksa isterseniz onun üzerine de yapabilirsiniz ama bence böyle çok güzel duruyor. Daha muntazam duruyor yani.
Şimdi yine bu küp başa geldim. Bakın burada batıyorum. Şimdi başa dönüyorum tekrardan. 3 tane çekiyorum burada. Şimdi bunların üzerine dolduracağım. Görüyor musunuz? Şimdi 3 tane dolduracağım. Evet, hiç zincir çekmeden tekrardan 3 tane dolduracağım. Böyle. Örnek bundan ibaret yani. Fazla zorluğu yok. Çok kolay. Çok da çabuk bitiyor. Sizler de beğendiyseniz yaparsınız. Size bir fikir olsun istedim. Ben benim çocuklara örüyorum bunları. Torunlara örüyorum. Gelinlere örüyorum. Sizler de beğenip yaparsınız. Eğer beni desteklerseniz mutlu olurum. Elsin dünyasında tekrardan görüşürüz inşallah. Benim daha yapacağım çok videolarım var. Çok güzel örneklerim var elimde. Ve çok güzel çalışmalarım var. Önceden hazırlık yapıyorum sizler için. İnşallah tekrardan Elsin dünyasında diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Elsin dünyasında tekrardan görüşmek üzere. Abone olmanız dileğiyle. Hoşça kalın.